Burası da dünyanın en saçma binası diye internetler attığınızda çıkan bina. Evet. Maraş'taymış meğerse. Yaşar Pastanesi'nin tam karşısında olduğu için gördük. Belediye yıkım kararı almış bina için. Esasında binayı yıkmak yerine bunu turistik bir olaya çevirebilir. Adi Dağları'nın eteklerinde kurulu bir şehir. Ufak, pek fazla özelliği olmadığı gibi gözükse de tarihte Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişme noktası olduğu için devamlı savaşlara sahip. Herkes burayı ele geçirmeye çalışmış. Evet. Yerde dondurma müzesi bile varmış. Şey, bu Tanrı Lefans satılan çarşı ne tarafta? Ne satılan? Tanrı Lefans satılan. Buradan sola dön, kapalı çarşıya girer. En tepe. Sola dön. Anladım. Yol bitince sola dön. Tamam, sağ ol. Hadi gel. Gel gel. Bakayım. Hocam. Ceviz sucuktan kaç para? Sucukların kilosu 50 lira abi. Pekmezden olanlar hocam. Bir mi oğlum abi? Hepsi mi pekmez? Hepsi de pekmez hocam. Beyaz da onun efendim farkı var. Abi sadece dışına nişasta sürdük yani böyle yurt dışına falan götürüyorlar. Yolda yapışmasın, terlemesin diye. Tamam. Abi cevizleri falan da sert tabii hocam. Götürdüğün zaman ağız da dine girsin. Abi bademleri mi? Hocam. Bak. Buna da bakmak istersen buna da bak. Hocam da. Yani. Bunun kilosu ne kadar? Aynı hocam. Aynen hocam. Bu da şundan hocam. Bunun cevizini böyle dikine düzdük hocam. Bunun cevizini böyle çift çift düzledik ondan. Gel baba. Şunu kilosu. Anlamadım. Şu çok beyaz şu mesela. Hocam, bu köpük sucuğu abi. Pekmezin köpüğünden yapılıyor hocam bu. He. Tabii. O bizim Maraş'a has bir şey abi. Pekmezi köpürttüğün zaman o köpüğü alıp. Evet. Sadece böyle yeniyor mu? Aynen öyle yeni yapar. Çorbası yapıyordu. Bu da köpük sucuğu hocam. Ya yedirdin güzel. Ha, şunu onun kilosu ne kadar? Aynı eller hocam. Çorbasını yapabilir miyim? Şimdi bunu ilk defa yiyorsan biraz böyle lokumarım satır. Çocuğun kilosu hocam böyle hocam. Ablam buyur abla. Hocam gelmiş. Hocam böyle. Çok bak. 50 lira kilosu. Buyur baba. İçeride hocam istersen şöyle paketler bir kilo hocam. Hanımefendi benim. Tadana vardı 30 liraymış, kavrulmuş da var. Baba. O kadar. Dudun kilosu kaç para? Tutudur hocam, yeni mahsul. Onu tereyağında kavur ye hocam, suda haşla suyunu iç hocam. Ne? Bağırsakları falan bile bir. Neydi mi? Samsayı karıştır dersen öyle de yapabilirim ha hocam. O samsa hocam. Bak. He? Baksana hocam, fıstıklı. He.
Eğer öyle yaptırsam öyle de yapabilirim hocam. Bak. Sana da kartımı vereceğim. Daha sonra alüzel kargonu istersin hocam. Şunlar 1 kilo mu senin elindeki? Bunlar 1'e 1 kilo. Evet hocam. Sabahın paketleri hocam 1'e 1 kilo. Evet tamam, hocam. Pardon, tamam. Yok yok bir şey olmaz hocam. Bu böyle 1 kilo hocam. Sabahın paketlerini zaten. Yediğin aynısından. Taze. Tamam ondan var. Tamam. Kaç tane verim hocam? Şu biberleri çekeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Kocan şekeri oldu. Bak bak. O adamların ciltlik değil de. Yersin öyle de. Şuna çorbalık tarhana mı? Değil abi, çorbalık ne? Var. Bunlar nelik? Bunlar öyle... Cips gibi. Çerezlik, evet. He. Çorba... Bu domatesli, bu sade mi? Nasıl oluyor? Renkleri farklı? Biberli o. Böyle. Kaça kilosu şeylerin? 35 lira tarhana. Pan sıkma tarhana abla. O da cipslik. Çerez. Onlarla peki çorba olmaz mı? O da çorba olur. Yiyemezsek yani. Olur ya. O da çorba olur. Çok. Kaç onların kilosu? Bu 35 abla. Ne çöreği? Çörek efendim. Burada bizim burada Ramazan bayramında gelen misafire çörek olacak ikram ederler. Evlerimizde de olması olmazı yani. Nereden taşırsan? Özel bir şey mi? İşte Maraş'a ait. Aa. Yani ikinci gerçek saatlerinde bir göster bana. Falan... Yiyeyim bakayım. Kaç bu tanesi böyle bak? Tanesi 2 lira, kilosu 20 lira. Kilo ile ha. Evet. Şunlar ne? Bunlar mayalısı, bunlar mayasızı. Mayasız. Vallahi. Bunlar da kurusu yani, kurabiye. Çöreğini de yedik ama onu da sonra alacağız. Alıp almamız önemli değil, ikram ettim yani. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Ama güzel yani, evet, böyle çay çok, yanında yenebilecek. Evet, çok lezzetliymiş. Ben de evet. Bunları doğru zannettim. Hayırlı işler diliyoruz. Çok güzel, lezzetli. Gelirseniz alın. Evet. İlk defa böyle söyleyeyim. Ben şu binayı çekeyim. Eşek koy. Ha bunlar ve heykeller. Yapmak isterseniz külahı da alabilirsiniz. Evet ben külahı da alabileceğim. O güzel. Az vurma sade bir tane. Süt reçeli. Nasıl oluyor acaba ya? Hiç yemedim. Süt reçeli tümden. Şöyle bakayım. Thank you.
Maraş'a gelirseniz bu şekilde tarhanaları alın. Bunlar cipslik tarhana. Bakın bamyalar. Her... Bamya kaç para? Bamyanın kilosu ne kadar? 100 gram olmuş. Ha, gram da. Gram olmuş. Hayırlı işler. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Buyurun. Şunlar çörek mi? Bunlar tarhana katlar, çörek abi. Kuzu çörek, şekerli çörek. Valla şey, maket gibi duruyorlar ha. Nasıl? Pişmiş maket gibi duruyor. Sanki öyle şey gibi. Onlar tahinli çörek mi? Evet. Kaç para tanesi onun? 5 lira. Kaç? 5. 5 lira. Kadar çörekçi. Hayırlı işler. Bu çörekler ne kadar dayanır paketlesek? 6 ay ya. 6 ay ya. Güzelmiş o zaman. Buyurun. Hindistan dolması ne oluyor şef ya? İki Hindistan cevizi abi komple. He, o yüzden. Üç tane bırak. Hayırlı işler. Gel. Ha, var da iyi. Cadde üstündekilerde tabii şey. Ne? Ne yapıyorlar onlar? Ha, hadi ya. Allah Allah. Hanımların. Buradan çıkacakmış. Biz çıkardık zaten. Nereye çıktığınızı bilmemiz için. Evet, ben meydanları saklaşacağım. Bakacak üzerindeki şeyler.